Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Bugün milli takımla yeni bir seriye başlıyoruz. Bir lig oluşturdum, ismini de Uluslar Ligi koydum. En iyi takımlara karşı en zorlu seviyede oynayacağız. Şöyle kameramı sağlayayım da size isimleri de göstereyim. Gördüğünüz üzere ligimizde Almanya, Arjantin, Belçika, Brezilya, Fransa, Galler, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Mısır, Norveç, Portekiz, Rusya, Türkiye ve Uruguay var. Çok zorlu geçecek. Buna çok eminim. Ama ben meydan okumayı seviyorum, o yüzden bu turnuvayı mutlaka yapmak istiyorum. Ligimiz oluşturuluyor. Uluslar Ligi. İlk rakibimiz Hollanda. Bu arada kamerayı sağda mı bıraksam yoksa sola mı geçirsem onu düşünüyorum şu anda. Ligimizde toplam 18 takım var ve birbirimize karşı ikişer kez oynayacağız. Ayarlardan hemen zorluk seviyesini seçkin ve rekabetçi modunda açık yapıyorum. Evet, ayarlarımızı yaptık, geri dönebiliriz. Şöyle kadroya bir göz atalım hemen. Kadroda aslında baktığımız zaman ufak tefek değişiklikler yapmamız lazım. Mesela Uğurcan Çakır'ı ilk 11'e aldım. Yusuf Yazıcı ilk 11'de olsun istiyorum. Ozan Tufan da iyi oynuyor. Aslında kadromuza şöyle bir baktığımız zaman kadromuz gerçekten çok iyi. Yani şunu yedek bırakayım diyemiyorum, hani bana kalsa hepsi oynasın, ama işte maalesef bir ilk 11 oluşturmamız lazım. Şöyle bir geçelim bakalım. Kalecimiz tamam. Oraya ara sıra Altay'ı da koyacağım, ama Altay kadroda yok. Öyle olsun. İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder alsam diye düşünüyorum. Bence alalım, çünkü Cengiz Ünder daha iyi gözüküyor. Ozan Tufan yerine Okan Yokuşlu'yu oynatsam diye düşünüyorum bir de. En iyisi oynatalım, çünkü hem defansif anlamda hem de ofansif anlamda Okan Yokuşlu daha iyi gözüküyor. O yüzden Okan Yokuşlu'yu ilk 11 alıyorum. Ozan Kabak'la Kaan Ayhan'ın yerini de değiştirdim. Sol bek olarak Hasan Ali'miz var. Ama oynatmak istemiyorum kendisini, hiç kusura bakmasın. Yok abi, Hasan Ali'yi oynatmayacağım. Hasan Ali kalsın orada. Evet, kadromuz bu şekilde. Hemen taktiklere bir gelelim. Top kaybından sonra pres, derinliği biraz ileri alalım. Ofansif tarzımızı da topa sahip olma yapalım. Bilgisayar nedense topa sahip olmada çok iyi oynayamıyor, ama ben iyi oynayabildiğimi düşünüyorum. O yüzden böyle yapacağım. Evet, buralarda çok fazla değişiklik yapmak istemiyorum. Şöyle kadromuzu bir daha gözden geçirdim. Her şey yolunda. En zorlu seviyede, en zor rakiplere karşı olan Uluslar Ligi başlayacak, ama ben en iyisi kameramı sola alayım. Sağda olmasına alışkın değilim çünkü. İşte ilk 11'leri görüyorsunuz. Sakin ve sabırlı oynamamız lazım. Sakin ve sabırlı oynarsak her maçı kazanabiliriz. Hadi bakalım, başlayalım. Ve Hollanda-Türkiye mücadelesi başlıyor. Uluslar Ligi'nde ilk mücadelemize çıkıyoruz. Ve işte milli marşımız. Formalar çok iyi ya. Gerçekten. Haydi bakalım. Karşılaşmaya başlayalım. İnşallah iyi olan taraf biz oluruz ve kazanan taraf da biz oluruz. Hakkımız hayırlısı olsun. Seçkin. Hem seçkin mod hem de hem seçkin seviyede oynuyoruz, hem de rekabetçi modunda. Yani iki kat zorlu. Benim adıma en azından. Yusuf Yazıcı, şimdi Burak Yılmaz. Sağ kanada oynayacaktım, vazgeçtim. Araya bırakırsam tehlike olabilir, yanlış yere oynadı. Pasımı oynadım, şimdi orta gelir mi? Tekrar paslaştık orada. Cengiz Ünder çek geriye. Mahmut Tekdemir pasını oyna, geçmedi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu, pasımı oynadım. Yusuf Yazıcı, sen sol ayaksın. Olmadı, yapamadım. Çok güzel girdi Merih Demiral araya. Şimdi Yusuf. Ah be, çok iyi denk geldiydi sol ayağına. Topu taca atıyor kaleci. Baskıya dayanamadı. Şimdi Cengiz geriye çekti. Zeki Çelik. Okay Yokuşlu pasını oynadı Yusuf'a. Yusuf. Şimdi geçmedi o top. O top geçmedi. Araya girelim. Bergwijn şimdi sağ kanatta pasını oynuyor. Of, çok güzel bir hata çıkıyorlar. Araya girdik. Merih Demiral, sakin. Sakin ve sabırlı. Anahtar kelimelerimiz, unutmayalım. Sakin ve sabırlı. Geri gel abi, geri gel. Geri gel. Offside. Geri gel. Benim adıma şu ana kadar yaptığım en zorlu lig, yani en zorlu meydan okuma. Bakalım, inşallah alnımızın akıyla çıkarız bu turnuvadan. Merih Demiral
Rakibi rahat bırakmıyor. Orada geçmesine izin vermedik. Sakın 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 sakın. Güzel. Haydi hızlı çıkalım mı? Geri gel, geri gel. Ya abi istediğim yapmadı ya. Çok saçma bir şekilde topu kaybettik orada. Araya girdik şimdi. Hızlı çıkalım. Güzel pas Cengiz Ünder. Cengiz çalımını atarsa tehlike yaratabiliriz. Rakip bize engel oldu orada, o yüzden topa yetişemedik. İşte işin kötü yanı, ben öyle çok çalım atmayı falan bilmiyorum ama aman 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 aman. Elimden geleni yapacağım. Böyle zorlu rakiplere karşı kazanmak için. Burak Yılmaz orta sahaya kadar geliyor yardım etmeye. Sakin. Sakin ve sabırlı. Hadi ileriye gidelim. Şimdi Mahmut Tekdemir oynadı. Yusuf Yazıcı. Ara pas oynayacaktım, oynayamadım. Burak. Olmasın, offside. 1-0 öne geçiyoruz. Okan Yakuşlu'nun attığı golle. Bu önemli karşılaşmada 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 39. Gerçekten zorlandım. Gerçekten zorlandım. Ben onu Burak sanıyordum. Okan Yakuşlu çıktı. Fark etmez. Golü attık. 1-0 öndeyiz. Hollanda deplasmanında. İşte gol sevincimiz. Okan Yokuşlu. Uluslar Ligi'nde birinci golü. İnşallah devamı gelir. İyi başladık. Sakin ve sabırlı oynadığımız sürece böyle golleri bulabiliriz. Aynı motoyla devam edeceğiz. Defansımıza da güveniyorum aslında. Merih Demiral'a falan. Çağlar Söyüncü'ye. Çok iyi oyuncular gerçekten. Sadece oyunda reytingleri biraz düşük. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulabilirsek vallahi tadından yenmez. Ama atamazsak da önemli değil. Güzel güzel. Burak'tan bir çalım gelir mi? Pasını oynadı geriye. Mahmut Tekdemir. Hadi Hakan. Hakan çok zor. Abi neden topu şey yaptı orada ya? Orta yapacağım. İlk yarı bitmeden hadi bir pozisyon daha. Tamam, ilk yarı bitiyor şimdi derken top aldık tekrar. Ben ilk yarı biter dedim, orada bitmedi. Artı 3'e girdik lan. İlk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu Hollanda 0 Türkiye 1. Hadi bakalım. Sakin. Oyun kurarak yavaş yavaş. Güzel güzel paslaşalım. Gelin yavaş yavaş. İçeriye kat edelim. Yusuf Yazıcı'nın önüne bırakmak istedim, olmadı. Uygun pozisyon bulsam pasımı oynayacağım. Haydi. Okay Yokuşlu şimdi pasımı oynadım. Yusuf Yazıcı. Yusuf. Yusuf. Rakip araya girdi. Korneri kazanıyoruz. Yusuf Yazıcı'nın sol ayağına çok güveniyorum. Şimdi orta. Bir kafa gelir mi? O karambolde atabiliriz diye düşündüm bir an. Olmadı. Sakın sakın sakın. Oynamasına izin verme abi. Offside yok galiba, temiz. Bergwijn şimdi. Karşısında Umut Meraş. Çağlar Söyüncü de geldi, rakibimiz. Defansımız yerleşiyor. Rakibe geçit vermeyelim. Ve korner Hollanda adına. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Benim hatam. Benim hatam, uzaklaştıramadım orada. Ucuz yırttık. Gerçekten ucuz yırttık. Sakin ve sabırlı. Sakin ve sabırlı. Al 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 onu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hızlı çıkabilir miyiz? Az adamla yakalayıp. Ah nein ya. Okay Yokuşlu'yu oynamak istedim. Okay Yokuşlu'nun saçı yok galiba. O yüzden ikide bir karıştırıyorum. Burak Yılmaz sanıyorum onu. Sakın sakın. Önüne atlamak istedim, olmadı. Hakem uyarmakla yetiniyor. Merih Demiralı. Buradan şimdi kaleye şut da çekebilirler. Uf vallahi çekti ha. En zorlu seviyede oynuyoruz yani, o yüzden her şeyi bekliyorum. Şöyle hızlı hızlı çıkabilir miyiz?
önüne bıraktım Umut Meraş'ın. Fakat top adrese teslim gitmesine rağmen yetişmedi oyuncumuza. Burada pas hatası yapmayalım. Araya oynamak istedim, olmadı. Oradan top alabilirsek çok iyi olacaktı, olmadı yine de. Şimdi De Jong. De Jong'dan top alıyoruz. Çağlar Söyüncü girdi araya. Sakin ve sabırlı. Sakın faul yapma. Tamam, sakin. Ah. Pasımı oynayacaktım, orada oynayamadım. Abi rakip çok manyak ya gerçekten. Dakika 80 oldu. Rakipler çalım atmaktan kaleye gelemiyor. O da çok ilginç. Sakın. 83. dakikada topu kalemize görüyoruz. Adamlar yarım saat topla oynadı ya. Bir oraya çek, bir buraya çek, bir şunu yap, bir bunu yap. Şuna bak. Allah'ım yarabbim ya. Hemen hızlıca bir gol bulabilir miyiz acaba? Ulan yenilmeyelim de. Sakin ve sabırlı abi. Ama Allah'ım yarabbim, önüne geçmiştim ben, topu aldıydım orada. Hadi. Cengiz, ah be Cengiz. Hızlı çıkalım. Burak Yılmaz, ah be. Burak Yılmaz'ın önüne bırakmak istedim, olmadı. Abi çok hareket çekiyorlar, benim sinirim bozuluyor ya. Gerçekten yani, gerçek hayatta böyle rakiplere karşı oynayanları ben anlayamıyorum yani. Allah sabır versin. Evet, ilk maçımız 1-1 sona eriyor. Uluslar Ligi'ndeki sakin ve sabırlı oynadığımız sürece aslında kazanabiliriz demiştim. Kazanıyorduk da zaten son dakikalarda gol yemeseydik. Üzüldüm gerçekten, yapacak bir şey yok. Bakalım ligde nerede yer bulacağız kendimize. Şu an 11. sıradayız. Bir sonraki karşılaşmamız İzlanda'ya karşı, onlar ilk maçı kaybetmişler. Bakalım kime karşı ve kaç kaybetmişler. İspanya'ya karşı 2-1 kaybetmişler. Tamam. Şu anda lider İtalya. Hadi bakalım İzlanda mücadelesine çıkalım. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. İnşallah kazanırız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım karşılaşmaya başlayalım. Haydi millilerimiz diyoruz. Haydi bizim çocuklar diyoruz. Ve ikinci karşılaşmaya başlıyoruz Brown vuruşuyla. Bu maçtan galip gelmek istiyorum. Özellikle çünkü evimizde oynuyoruz. Hani Hollanda deplasmanındaydık. En azından orada bir puan alabildik. Güzel ama... Ne farkı var ben de bilmiyorum ama hani evde oynadığımız maçları mutlaka yenmek istiyorum yani. Hadi çok iyi Yusuf Yazıcı. Yusuf! İnanılmaz! Sol ayağına da denk gelmiş. Çok da güzel pozisyondu. Kıl payı kaçıyor. Gerçekten acayip üzüldüm ya. Nasip değilmiş diyelim. Gudmundsson sağ kanatta şimdi pasını oynadı. Sakın. Melih Demiral güzel girdi araya. Şimdi orta geliyor. Topu çıkaralım. Henüz tehlike geçmiş değil. Dikkat çocuklar. Aman. Güzel. Hızlı mı çıksak, ne yapsak? Kontrollü çıkalım abi. İlerleyin. Offside yok. Tertemiz pozisyon. Hadi abicim. Pasımı oynat. Allah'ım ya Rabbim. Top hızlı gitti. Mis gibi pozisyon kaçtı. Allah'ım ya Rabbim. Maçın başında iki tane çok güzel pozisyon kaçırdık.
Dikkatli olalım. Çağlar Söyüncü. Korner kazanıyor İzlanda. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Hızlı çıkabilirsek problem olur. Ya abi ona değil ya. Böyle bir saçmalık yok ya. Vallahi böyle bir saçmalık yok ya. 16 numarayı oynamak istedim ben ya. Moralleri bozmak yok. Hadi biraz daha konsantre olalım. Biraz daha konsantre olalım. Ah, o pozisyonları arayacağız diye korkuyorum. Vallahi billahi. Sakın 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 geçit verme. Çok iyi. Topu çıkar hemen. Pasımızı oynayalım. Hadi bırak. Aradan oyna. Yusuf. Hocam faul yok mu? Yokmuş. Öyle olsun. Araya giremedik. Şimdi Merih Demiral aldı topu. Fakat avantajı iptal ediyor hakem. Halbuki faul de yapmamıştım orada. Sakın. Oynadım. Hızlı çıkalım. Nasıl bir paso ya? Vallahi sinirlenmeme geldi değil ya. Allah'ım ya Rabbim. Kendi kendine topu dışarıya götürdü. Çok büyük bir hata yaptım orada. Bir anda rakip boş bir alan buldu. Şimdi Yusuf. Haydi Yusuf. Yine olmadı. Yine olmadı. Yine olmadı ya. Ben hiç hani artistik hareketler yapmalarını geliyor oynamak istedim. Yusuf Yazıcı bomboştu, onu oynamak istedim. Haydi Yusuf, 1-0 öne geçiyoruz dakika 44. Oh be. En sonunda attık ya. En sonunda attık. Bir sıfır öne geçiyoruz. Abi bin tane pozisyon kaçırdık ya. Bin tane pozisyon kaçırdık. İnsan üzülüyor. Vallahi üzülüyor ya. Neyse 1-0 öndeyiz. İlk yarı inşallah 1-0 önde kapatacağız. Hadi belki de 2 olur. Belki de 2 olur. Ulan vur. Ah be. Hadi 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 hadi. Belki atabiliriz. Ana bizden çıkmış. Hoca bitir hoca. İlk yarı sona eriyor. 1-0 öndeyiz. İnşallah ikinci yarıda skoru daha iyiye götürebiliriz. Aslında ilk yarı şöyle baktığımız zaman rahat bir 3-0 4-0 bitebilirdi bizim adımıza. Gerçekten yani kaçan pozisyonları gördünüz. Saçma sapan pozisyonlar, gerçekten insan üzülüyor yani. Şuraya oynayalım. Şimdi Burak Yılmaz'ın önüne. Burak Yılmaz ilerliyor. Burak! Allah'ım ya Rabbim. Vur kafayı. Olmadı, olmadı, olmadı. Yok abi ya. Valla ben anlamadım. Ben şu şeyi açacağım ya. Hareketi. Hareketi açıyorum. Bu arada doğru lan. Biz demin hiç oyuncu değiştirmedik. Birazdan oyuncu falan da değiştirelim. Güzel, güzel, güzel. Şuraya oynayalım. Ya ona değil işte ya. Cengiz Ünder. Haydi Cengiz. Yap ortayı Cengiz. Vur ona Burak. 2-0. 2-0 öndeyiz. Bir an ben de inanmadım o pozisyonun böyle olacağına. Ama 2-0 öndeyiz. İşte Cengiz Ünder. Yerden sert bir orta. Burak Yılmaz'ın sert şutu. Harika bir gol. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Hemen biz de birkaç oyuncu değiştirelim.
İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ı oyuna aldım. Ek olarak defansımızı biraz fit tutmak istiyorum. O yüzden şöyle bir şey deneyeceğim. Aynen abi, böyle oynayalım. Hadi bakalım, maça devam ediyoruz. Bırakın oynasınlar, varsın oynasınlar. Onlar kendilerini yoruyor derken topu kalemizde görüyoruz. 2-1. Hemen gol yemeseydik iyiydi ama neyse ya, yapacak bir şey yok. Biraz daha sakin. Biraz daha kontrollü. Kaleciye kadar dönelim abi. Şöyle biraz pas yapalım. İrfan Can Kahveci, şimdi Mahmut Tekdemir, Burak Yılmaz, tekrar İrfan pasını oynadı. Şimdi Cengiz. Cengiz geri oynuyor. O pozisyonu değerlendirebilir miyiz acaba? Ayağından fazla açtı. Ya saçma bir gol yedik. Vallahi ona üzülüyorum ya. Faul yapmışız. Ah be. Dikkat edelim. Yerden pas oynayabilirler. Orta yapabilirler. Oh. Hiç beklemediğim bir orta geldi. Hızlı çıkabilir miyiz? Yok abi, yok, yetişiyorlar. Vallahi hızlı hızlı paslarla çıkmamız lazım. Çünkü ben böyle abidik gubidik hareketler yapamadığım için mecburen hızlı hızlı çıkmamız gerekecek bizim. Dikkat abi, aman abi. Bu maçı 2-0'dan vermeyelim abi. Mahmut Tekdemir, şimdi bir kontraya çıkabilir miyiz? Güzel paslaşmalar. Burak Yılmaz, 3-1 öndeyiz. Dakika 80. Burak Yılmaz'la 3-1 öne geçiyoruz. İzlanda karşısında. Sakin ve sabırlı oynadım. Boş alan yaratmaya çalıştım. Şut kötü ama gol bizim işimize yarıyor tabii ki de. 3-1 öndeyiz İzlanda karşısında. İlk galibiyetimize çok yakınız. Son 10 dakika. Hadi bakalım. Ligde iyi yerlerde sıra almak istiyoruz. O yüzden galibiyetlere ihtiyacımız var. Aldık mı? Ah, olmadı. Üstelik faul yapmışım. Ne alakaysa. Sakın, sakın. Fark düşmesin. Fark inmesin abi. İzlanda kontrollü gelmeye çalışıyor. Topu aldığım an bir kontra deneyeceğim. Şöyle abidik gubidik hareketler yapmasalar çoktan dalmıştım da. Saçma bir hata yaparak gol yemek istemiyorum. O yüzden sabırlı bir şekilde top kaybı yapmalarını bekliyorum derken biz de top kaybı yaptık hızlı çıkarken. Dakika 90. Galibiyete çok yakınız. Hocam bitir artık. Hakem maçı bitiriyor. 3-1 kazanıyoruz. Böylelikle ligdeki ilk galibiyetimizi almış oluyoruz. Topa sahip olma izlesini boşverin arkadaşlar. Rakip böyle saçma sapan hareketler yaptığı için çok fazla dalmıyorum. Sakin ve sabırlı oynadık. 3-1 galip geldik. Maçın adamı Burak Yılmaz seçilmiş bu arada. Hemen şöyle bir bakalım puan durumuna neredeyiz diye. Kendimizi 5. sırada buluyoruz. Bir galibiyet ve bir beraberlikle toplam 4 puanla 5. sıradayız arkadaşlar. Hemen şöyle kendimi sağlayayım da diğer takımları da görün. Gördüğünüz üzere 6. sırada İngiltere, 7. sırada İsveç, 8, Arjantin, Fransa diye böyle devam ediyor. Biz ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Bu yüzden çok mutluyum. İnşallah devamı gelir. Dediğim gibi ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyorum. Tabii ki de şampiyon olmayı isteriz. Türkiye'mizi şampiyon görmeyi tabii ki de isteriz. Ama bence bunca takım arasından ilk 5'e girebilmek de çok büyük bir başarıdır. Henüz 2 maç oynandı. 32 maç daha var. Böylelikle videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bana destek vermek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir görüşünüz vardır video hakkında. O görüşünüzü gerçekten bilmek istiyorum. O yüzden iyi veya kötü fark etmez. O görüşünüzü yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ben de hatalarımdan ders çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden yapıcı eleştirilere her zaman açığım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.